Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 125 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Allah Teala ayeti ki ve o şende yani esleyler biz beytini bu üyünü yani beytullahını Kabe'ni bütün insanlar için mesabe kıldık ve amin kıldık. Mesabe degani marje, qaytadigan yer, toplanadigan yer degani. Va amin qildik, ya'ni tinch yer qildik. Ibrohimning maqomidan namoz o'qiydigan yer qilib olinglar. Va biz Ibrohim va Ismoilga amr qildik. Ahidni amr qildik, ya'ni ularning va'dasini oldik. Uyimni tavof qiluvchilar uchun e'tikof qiluvchilar uchun, ruku qiluvchilar uchun va sajda qiluvchilar uchun poklaysizlar deb. Alloh taolo mana poklaysizlar deb amr qildi. Suyutining tafsiri va iz jannal bayta al-ka'bata masabatan lin-nasi marji'an yasubuna ilayhi min kulli janibin. O'shanda biz baytni ya'ni Ka'bani insonlar uchun masaba qildi, ya'ni marji'. Yasubuna degani yarji'una degani. Har tarafdan Baytullohga qaytib kelaveradi insonlar. Va amnan va amin tinch yer qildik ma'manan lahum minaz zulmi val ighoratil waqi'ati fi ghayrihi. Baytullohdan boshqasiga voqi bo'ladigan bosqinlar, ya'ni bostirib borishliklar va zulmlardan omonda qildik. Baytulloh zulmdan va bostirib kelishliklardan omonda qilindi. Kana rajlu yalqa qatil abihi fihi fala yuhayyijuhu. Haramda Baytullohda bir kishi dadasining qotilini uchratib qolar edi, lekin uni tinchini buzmas edi. Bezovta qilmas edi. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalom kelishdan oldin ham shunday edi. Mushriklar ham qattiq hurmat ko'rsatishar edi. Lekin tavhidda bo'lmaganligi uchun bu hurmatlari, odoblari foyda bermadi. Vattahizu ayyuhan nasu va fi qiratin bi fathil kha. Ey insonlar, qilib olinglar deyapti. Ittahizu va ba'zi qiratda kha fatha bilan bo'ladi. Unda ittahozu bo'ladi. Ya'ni Ibrohimning maqomini namoz o'qiydigan yer qilib oldilar bo'ladi. Oldilar bo'lib fe'l moziy bo'ladi. Ittahozu bo'lsa. Ittahizu kha agar kasrali bo'lsa amr bo'ladi. Xabarun min maqom Ibrohim. Maqom Ibrohimdan xabar. Huval hajarul lazi qoma alayhi inda bina'il bayti. Ya'ni Ibrohimning maqomi nima? U Ibrohim alayhisalom uyini mana shu uyni qurib turganlarda ustiga chiqib turgan toshlardir. Musolla makana salatin, ya'ni namoz yeri. Bayan tusallu xalfahu rakatay tawafi. Tawafning 2 rakat namozini shu toshning orqasida o'qishlik bilan uni namozgoh qilib olinglar, namoz yeri qilib olinglar. Va ahidna ila Ibrohim va Ismoil, Ibrohim va Ismoildan ahd oldik degani amarnahuma, ularga amr qildik an ay bi an tahira baytiya. Uyimni poklaylar deb. Minal awsani butlardan. Lit-toifina tavaf qiluvchilar uchun val akifina al-muqimina fihi akifina ya'ni e'tikofdagilar. Bu yerda muqim bo'lgan kishilar. Va ruk'a is-sujud ruku qiluvchilar va sajda qiluvchilar. Jam'u roki'in va sajidin.
Rukya, rakiyunning jami, sujud, sajidunning jami. Ya'ni ruku qiluvchilar va sajda qiluvchilardir. Al-musallin murod, ya'ni namoz o'qiguvchilar. Alloh taolo namoz o'qiguvchilarni iroda qilyapti. Bu oyatlarni kengroq sharhlaydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Baytullohni o'zini uyini qanchalik bir sharafli, aziz va tinch qilganligining xabarini beryapti. Alloh subhanahu va taoloning butun insoniyat uchun juda katta ne'mat bo'ldi. Eng katta bir minnati bo'ldiki, Baytullohni mana bundek masada qilganligi va omon, tinchlik yeri qilganligi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buni minnat qilib zikr qilyapti. Butun insoniyat uchun bu katta ne'mat Baytulloh Ka'bani mana bunday yer bo'lishligi. Masabatan bir necha tafsirlari bor. Birinchisi marji' degani, qaytadigan yer. Butun insonlarning qaytadigan yeri. Bu qaysi e'tibordan qaytadigan yer deyilyapti? Kimiki ketsa yana qaytib kelgisi kelaveradi. Masalan, kimiki hajga kelsa, umraga kelsa, yana borsam deyaveradi. Yana qaytib borsam deyaveradi. Alloh taolo uning muhabbatini qo'ygan insonlarning qalbiga. Bu bitta e'tibor. Ikkinchi e'tibori ko'pchilik tafsirlarda zikr qilmagan, lekin nihoyatda muhim bir nuqtaki, nimaga masaba deyilyapti marji? Marji deb agimlik ketgan yerga qaytib kelishligini marji deyiladi. Masalan, biz hajga bir marta kelgan odam yana keladi desak, oldin, ya'ni Makkada emas edi u. O'zining vatandan ketdi ekanda, keyin unga marji bo'lyapti. Lekin Alloh taolo bu yerda mutlaqo biz Baytullohni masaba qildik, marji qaytadigan yer qildik deyapti. Buni sababi shuki, boshqa hadislarda keladi. Alloh subhanahu va taolo yer kurrasini shu Ka'badan boshlab yaratgan. Shu Ka'ba Baytullohni turganda Makkadan boshlab yaratgan. Demak, yer yuzining, yer kurrasining yaratilishligi Makkadan boshlanadi. Shuning uchun Makka butun dunyoning markazi bo'lyapti. Kofirlar e'tiroz qilmasin, nimaga musulmonlar hammasi faqat Ka'baga qarab, Makkaga qarab namoz o'qiydi, nimaga qibla qildi demasin. Bu butun insoniyatning qiblasi. Butun jinlarning qiblasi, chunki mana shu yerdan Alloh taolo yer yuzini yaratdi. Yerning yaratilishligi mana shu yerdan boshlandi. Yana Oli Imron surasida Alloh taolo ochishasiga aytadi: "Avvalu baytin wuzi'a lin-nasi." İnsanlar uchun qo'yilgan birinchi uy mana shu Ka'badir. Makkadagi uydir. Yer yuzida birinchi qurilgan uy mana shu uy. Odam alayhissalom yerga tushganlarida farishtalar ko'rsatdi. Ba'zi xabarlarga qaraganda farishtalardan birgalikda mana shu yerga Ka'bani uyini qurdilar. Keyin Odam alayhissalom hajga umraga kelib turardilar. Demak, Odam alayhissalomning qurgan birinchi uyi shu bo'lyapti. Va shu yerdan Odam alayhissalomdan zurriyotlar atrofga tarqalib ketdi. Qarang. Shu yerdan tarqadi insonlar. Yer yuzining yaratilishligi ham shu yerdan boshlanyapti. Shuning uchun insonlarga qaytib kelish, shuning uchun insonlarning Ka'baga, Makkaga borishligi o'zining asli yeriga qaytib borishligidir. Va Odam alayhissalom kelgandan keyin ham shu yerdan tarqalib ketdi. Dunyoda birinchi qurilgan uy mana shu uydir. Shuning uchun insonlar hajga umraga borganlarida dunyoda yer yuzida birinchi qurilgan uyga qaytib turgan bo'ladi. Va o'zlarining ota-bobolari tarqagan uyga qaytib borgan bo'ladi. Keyinchalik mana Ibrohim alayhissalom zamonida yo'qolib ketdi. Ibrohim alayhissalom qayta qurdilar. Ibrohim alayhissalom ham o'zidan keyingi kelgan butun mu'minlarning otasi hisoblanadi. Butun payg'ambarlarning otasi hisoblanadi. Shuning uchun biz Makkaga borishligimiz bilan haj yoki umra uchun o'zimizni, otamizni qurgan uyiga, asli yerimizga, qaytadigan yerimizga qaytgan bo'lamiz. Demak, kofirlariki haj va umrani inkor qilyapti, islomni inkor qilishlik bilan o'zlarining aslini inkor qilishyapti ular. Va fosiq, munofiq musulmonlariki hajga, umraga bormaydi imkoni bo'lib turib, ular o'zining aslini inkor qilyapti. Eng katta zulm qilyapti, ham shar'iy ham aqliy zulm qilyapti ular. Eng nodon insonlardir. Masabatuning yana bitta ma'nosi
Majma degani jamlanadigan yer degani. Biz Baytullohning insonlari uchun jamlanadigan yer qildik, tushundingiz? Haqiqatan ham mu'minlarning eng katta to'planadigan, jamlanadigan yeri Baytullohdir. Har yili Baytullohga, ya'ni 5 milliondan ko'p odam to'planadi, 5 milliondan ko'p. 5 milliondan ko'p inson boshqa bir yerga to'plansa, kofirlar indamasa ham, u insonlarni boshqarishni yo'son emas. Ko'ryapsizlar, hukumatlar o'zini odamlarini boshqarolmayapti. Bizning zamondagi hukumatlar o'zini vatandoshini, o'zining vatanini, odamlarini boshqarolmayapti, bir tartibga sola olmayapti. Endi tashqaridan yana 5 million inson kelsa birorta davlatga, tasavvur qiling, birdaniga kelsa ular, bir kunda to'plansa, uni qanday boshqaradi ular? Boshqarisha olmaydi. Lekin Allohning buyuk qudratiki, Makkaga dunyoning har tarafidan shu bir kunda 5 million insonni to'playapti. Kamida 5 million. Bo'lmasa 7 million, 8 million, 10 millionga chiqib o'radi. Shunchalik ko'p odamni to'playapti va bu insonlar ham tillari har xil, ko'pchiligi tilini ham tushunmaydi bir-birini. Va ba'zi millatlarni hayotingizda birinchi marta ko'rasiz. Shunday millatlar ham bor ekan dedi. Shunday tillar ham bor ekan deysiz. Mazhablari har xil, fikrlari har xil, ranglari har xil. Dunyoning har tarafidan kelgan, lekin qarasa shuncha inson xuddi bir jasaddek, xuddi bir insondek harakat qilyapti. Bir-biriga zulm degan narsa yo'q, aziyat degan narsa yo'q, janjal to'polon yo'q. Bu haj ibodatlari, umra ibodatlarini tinchgina, go'zal o'tishligi Saudiya hukumatini fazilati emas u. Saudiya hukumatini juda bir usta bo'lganligi, siyosati o'tkir bo'lganligi, hukumat ishlarini mukammalligi, qonunlarni mukammalligidan emas. Saudiya hukumatini holatiga qarasangiz, o'zini arabiylari, badaviylarni boshqarolmaydi. Badaviylar sahroda yurgan ko'chmanchi millatlar bor, shularni ham boshqarolmaydi. Siz tashqarida kelgan 5 million insonni qo'ying. Alloh o'zi boshqaryapti. Uchigan hojilarni Alloh o'zi boshqaryapti. Qudratini ko'rsatyapti. Meni qudratimni ko'ringlar, deyapti. Sizlar ota-bola birlasha olmaysizlar. Aka-uka birlasha olmaysizlar. İkkita aka-uka bir uyga sig'maydi. Ota-bola uyga sig'maydi. Ona-bola uyga sig'may qolyapti. Kelinlar qaynona bitta uyga sig'maydi. Alloh aytayaptiki, qaranglar, men bitta uyga 5 million insonni to'plab qo'yganman. Qanchalik muhabbat bilan bir-biriga xizmat qilgan holatda ibodatini qilib tarqab ketyapti. Allohning juda katta qudrati bu va bizga juda katta dars beryapti. Demak, biz 5 million insonga birlashib bir jamoat bo'lamiz desek, qarang, bitta imom 5 million inson to'planganda bitta imomga hammasi sido qiladi. Qarasangiz, haram o'sha 3 qavat, bir tarafi 4 qavat bo'lgan, 4 qavat bo'lgan, hammasi to'lib ketgan, haramdagi to'la, igida tashlasangiz tushmaydigan darajada. Shunday tiqilinch. Ko'chalar to'la. Rasmlarni ko'ryapsiz masalan, haj mavsumida, lekin haramdagi tepasini qarasangiz, ko'chalar to'la. Har tarafdan haramga ko'chalar bo'lgan, ko'chalar to'la. O'sha vaqtda ulamolar fatvo beradiki, haramga yaqin bo'lgan mehmonxonadagilar mehmonxonasidan iqtido qilaversin deydi. Saflar birlashib ketadi chunki. Saflar ko'chaga chiqib mehmonxonalargacha boradi. Mehmonxonadagilar jab bo'lsa o'zining xonasidan chiqib, hali zalga chiqadi xolos. Zalga esa saflar turgan, to'la odam. Boshqa yurolmaydi boshqa. Bu vaqtda haramga kirib olsangiz chiqa olmaysiz. Bir soat kutishligingiz kerak, odamlar tarqab ketadi, keyin chiqasiz. Bo'lmasam chiqaman desiz, insonlarga aziyat berasiz xolos, chiqa olmaysiz. Chiqsangiz kira olmaysiz, kelsangiz chiqa olmaysiz. Shunchalik bir katta jamoat. Shular hammasi qarang, bir imom Allohu akbar deb rukuyga kelsa, hammasi rukuyga ketyapti. Bir xil qilib boshqaryapti Alloh taolo. Alloh qudratini ko'rsatyaptiki, 5 million insonni to'plab bir xil harakat qildirishlik uchun pul ham kerak emas, siyosat ham kerak emas, hukumat ham kerak emas. Hech qanday siloh kerak emas. İman gerek, iman. İman bulsun, Allah'a itaat bulsun, başka rol adı hemen. İman bulsa, Allah'a teslim bulsa, bütün dün 6 milyar insandı, hiç kinlenmezden başka rol adı. Hiç kinlenişmeydi. Hazır ki hükümetler, etkenimde uzunu, vatanını, insanlarını başka vermeyeldi. Hazır ki hükümetlerde en köp pülü kaçtara hareket yaptı, bilesinler mi? Emniyetke, polislerdeke. İstihbaratiga ketyapti. Eng katta pul shularga ketadi va armiyasiga ketadi. Askariga ketadi.
eng katta pul. Odamlardan har tarafdan pul olib, bu elektrik deb pul oladi, suv deb pul oladi, uni deb pul oladi, buni deb pul oladi, har tarafdan pul oladi, topgan tijorati, konlaridan, ma'danlardan kelgan foydalar hammasini shu askariga qurol yaroqqa ishlatadi, amniyatga polisga ishlatadi, istixborotga ishlatadi. Lekin insonlar islomga amal qilsa, bularni hech qaysinisiga xarajatga keragi yo'q. Insonlarni din bilan boshqaraverasiz. Alloh shunday degan desiz, amal qilaverasiz. Alloh shuni qilmaydi degan desiz, shuni qilmaydi. Allohning mo'jizasi, qudrati bu va dinning mukammalligi, dinda qanchalik go'zalligi, yaxshiligi, butun insonlarning muhtojligi, Amerika rusda aqli bo'lsa, islomni qabul qilishlik kerak edi. O'ziga bunchalik zulm qilmasin. Ama aql bo'lmaganligi uchun, nodon, johil bo'lganligi uchun islomni qabul qilishmayapti. Va masabatan linnasi yana bitta tafsiri borki, biz Baytullohni butun insonlarga qaytadigan yer qildik. Ya'ni bir kun keladiki, insonlar bu yerdan tarqalgandek hammasi bir yerga to'planadi. Hammasi to'planadi. Bu ikki xil bo'ladi. Dunyoda ham to'planadi, oxiratda ham. Birinchisi, hadislarda o'qidilaringiz. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, belidan zurriyotlarni chiqarganda, Arofatda chiqardi hammasini. Qarang, Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha keladigan butun insonlar o'sha yerda chiqib paydo bo'lishdi hammasi. Va Allohga va'da berishdi, faqat senga ibodat qilamiz deb. To'plangan yerlar edi, masabatan linnasi. Keyin har kim o'zini zamonida, vaqti kelganida, o'zining asrida tug'ilib katta bo'lyapti mana, kelishyapti Baytullohga. Dunyoda yana bitta to'plashdik Iso alayhissalomning zamonida. Iso alayhissalomning zamonida butun insonlar islomni qabul qiladi, dunyoda birorta kofir qolmaydi, birorta yahudiy nasroniy kofir qolmaydi. Hammasi hajga boradi. O'shanda butun insonlarning bir bo'ladigan, qaytadigan yagona yeri Makka bo'ladi, Allohning uyi bo'ladi. Oxiratdagisi esa ko'pchilik ulamolar aytadiki, mana shu Arafat mahshar bo'ladi deb. Arafat, ya'ni Makka bilan Shom, Suriyaning o'rtasi mahshar yerlari bo'ladi degan rivoyatlar bor. Mana yana insonlarni to'playapti Alloh taolo. Demak, buni biz Baytullohni insonlar uchun to'planadigan yer qildik, qaytadigan yer qildik deganda tafsiri ko'p bo'lyapti, qarang. O'lgandan keyin qaytib boradigan yer ham mana shu yer bo'lyapti. Va amna va tinch yer qildik, omon yer qildik. Bu yerda hech qanday zulm bo'lmaslik kerak. Hech qanday aziyat bo'lmaslik kerak. Bizi zamondagi musulmonlar Allohdan qo'rqsin, uyalsin. Payg'ambarimiz alayhissalom kelishdan oldin mushriklar, mana hozir suyuti aytdiki, dadasini qotilini ko'rsa indamas edi. Aziyat bermas edi, yomon qaramas edi. Baytullohdamiz derdi. Nima gapimiz bo'lsa tashqarida gaplashamiz derdi. Lekin Baytullohda hech kimga aziyat bermas edi. Hattoki hayvonlar, insonlarni qo'ying. Agar bir qo'y yoki bir kiyik qochib keldi tashqaridan Baytullohga kelsa, haramga kelsa, bo'ri o'sha kiyikka, qo'yga tegmas edi. Hatto vahshiy hayvonlar ham bu uyni hurmatini qilardi. Ammo hozirgi musulmonlarni qarasangiz, ming afsuslar bo'lsin, inson tili ham bormaydi-yu, lekin insonlarni uyg'otishlik uchun aytamiz, shu darajada jaholatga botib ketdiki, ba'zi musulmonlar bor, hajga, umraga boradi. Nimaga? Faqat yana o'g'irlik qilishlik uchun. Shu tavofda yoki boshqa shu tiqilinch yerlarda hojilarni pulini o'g'irlashlik uchun. Odamlar sajdaga ketganda, rukuga ketganda, duo qilib yig'layib turganda pulini o'g'irlashlik uchun, narsalarni o'g'irlashlik uchun yoki taqinchoqlarni o'g'irlashlik niyatida hajga, umraga boradi. Viza oladi, pul sarflaydi, nimaga? O'g'irlik qilishlik uchun. Va undan boshqa zulmlarning turlari ko'p. Hayron qolasiz. Til bormaydi ularda aytgani. Buni nima uchun aytyapmiz biz? Musulmonlar ko'zini olsin, jaholatga botib ketyapmiz. Mushriklar, payg'ambarimiz alayhissalom jang qilgan mushriklar Ka'baga hurmatsizlik qilmas edi. Ulardan ham battar beadab bo'lib ketyapti musulmonlar. Allohning uyiga beadablik qilishyapti. Tinchini buzishyapti.
zulüm kılınıyaptı, aziyet kılınıyaptı. Böyle tinçtür, kıyamet geçer, tinç bulup kalışlık gerek. Allah Teala bunu emin kıldı mı tinçir, saklaydı bunu. Müslümanlar bizi yaptalas kanundu. Başka hiç kim düzelmeydi. İnsaniyet tarihindeki en kette kafir Deccal. En kudretli kafir Deccal. Hatta ki şundan hem sakladı Allah Teala. Şu Deccal hem Mekke Medine'ye kirelmeydi. Mekke'ye kirelmeydi. Mekke'nin tinçini düzelmeydi. Allah Teala Mekke'nin şu derecede bir tinç kıyam. Dedi ki hazır Müslümanlar büzüşke hareket kılı yaptı. Aklizi tuhtata diyen aklizi türküze diyen derecede zulümler, aziyetler böyle yaptı hazır. Tarihte Müslümanlar kıldı. Hani kafirler hazır cüret kılar mıydı? Kabe'ye hücum kısa, Mekke'ye, Medine'ye hücum kısa. Ama Müslümanlar kılı yaptı şunu bazıları. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّهِ İbrahim'in makamından namaz okuyduğun yer kılıp alıyorlar. Dedi Allah Teala. Ömer ibn al-Khattab radiyallahu anh'u bu ümmetli içinde ikinci büyük evliyadır. Yani en büyük evliya Ebu Bekir olsa peygamberimizden yine elbette ümmetli içinde ikincisi Ömer. Ve Allah'a en yakınlaşken Allah'tan en korkadığın daim Allah'ın şeriatını, hükmünü tedbik kılıçlıydı, gamını yegen bir büyük sahabeydi. Etedi ki, üçte meselede benim sözüm Allah'ın sözüge muvaffakat kıldı, Allah'ın sözü benim sözüge muvaffakat kıldı deydi. Doğru kıldı deydi. Bazı rivayetlerinde başka meselelere metinim yani. Bittesi mene şu. Men ettim ki, ya Resulallah, şu İbrahim Aleyhisselam'ın mekamında namaz okusak bu muydu mu? Diğerinde Allah Teala ayet nazil kıldı ki وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّهِ İbrahim'in mekamında namaz okuyduğun yer kıvalıyla dedi Allah Teala. İkincisi hicabdı meselesiydi. Hicabke büyürsünüz bu muydu mu ayarlarda diyordum. Şimdi Allah Teala hicabdı fers kıldı. Ve şunun da yine bir neyse mesela zikir kılınken hadis kitaplarda okudularız. Bu Umar ibn al-Khattab'ın faziletini gösterdi. Şu kişi sebep buldular. Bana şu ayetinin nazır buluşuyla. Allah Teala buyurdu. Bana şöyle namaz okuştukunu, namaz okuyduğun yer kılıp alıştukunu. Şimdi mekam İbrahim değil mi? Siyut etti ki taş dedi. Elbette İbrahim Aleyhisselam üyünümünü kurganlar, bir belent. Belentlerine boyu yetmedi, kıyneledi. Şunun için bir taş alıp girdilerdi. Taş üstüne çıktılar. Oğullar İsmail taş tepki verildi. Bu kişi kuyu yaptılar. Şimdi ayrıntılıp büyüdü bitirdiler balant kılıp. Kertte büyüdü. O şey üstüne çıkıp duruyan taşı aslında makamı İbrahim değildi. İbrahim'in yeri o şey aslında. Lakin bunun kengirak manaları var. Makamı İbrahim deyken de tavaf. Yani taşı taşında aylanıp büyüdü ki Kabe'nin etrafında. Aylanıp yani mecbur bir yerde oturup hamasını kıpayalmayız ki. Aylanıp kurası büyüdü. Şimdi hamas makamı İbrahim bu kaldı. Tavafında degen yerler. İkincisi, Kabe'nin etrafı, haramda hemmez, makam-ı İbrahim değil oradı. Yine bir de tefsir var, hac ibadetleri. Mina, Arafat, bunlar hem kirket edilen tefsirler var. Hemen tefsir doğru. İtibarı yakarak. Neki İbrahim Aleyhisselam, o şey üstüne çıkan taş, hazıran var. Hatta İbrahim Aleyhisselam da ayağın izi hem çıkıp koyuyor. Taş katlı buladı bilesiz. Mesela tura olursanız, hususen üstüde bir yük götürürken olursanız, ayağınız ağrıydı. Lekin taş, İbrahim Aleyhisselam geziyet bulmasında yumuşak yaptı taş. Ve İbrahim Aleyhisselam da ayağınızı çıkıp kalıyor. Tuttu mesela bir laid üstüde türgenizde ayağınızı çıkıp kalıyor. Bu mucizedir. İbrahim Aleyhisselam için Allah'ın ikramıdır. Halim peygamberlerine taşlar yumuşak yaptı, lakin insanlar yumuşama yaptı. Dinge hizmet kıyenge, Allah düğünü kuruyenge taş yumuşa yaptı. Lekin insanlar yumuşama yaptı. Dinge hizmet kıyenlerge taştan bettar muamele kılışı yaptı. Şöyle namaz okşuların hükmünü mü? Tavaf kıyendenkin, 7 metre tavaf kıyendenkin, 2 rekat namaz okşuların ahli sünnet vel cemaatinin hemesine göre sünnettir. En efzalı Kabe'nin şu darvazası bar boyayan tarafta okşuların. En efzalı. Lekin yukarıdaki tafsirlerine göre
Bütün haramda içi de oksiz bulurdu. Bütün haramda içi de. Yani maçit içi de yan, maçitten taşkarıda haram mintakası da şu namazda oksiz bulurdu. Ahl-i sünneye göre. En afzalı elbette Kabe'nin darvazası bugün tarafta okuşluk. Çünkü makam İbrahim'in ahirge türgen şu taşı şu tarafta. Ve divarge yakın idi. Umar ibn al-Khattab halifelik zamanında tavaf kıladıkları köpeyip izdiham bu kirtgenekin taştı biraz Kabe'den uzaklaştırdılar. Tavaf kıladıkları ya asan mısındı. Hazirinde ortada koyun. Bu bir adli taş. Onu silemezdik gerek, onu kucaklamazdik gerek, o kadar ki ondan bir anası soramazdik gerek. Onu korudan içine kemiydi. Onun üstündeki İbrahim Aleyhisselam çıkıp şu uydu kurgan halas. Bak hiç kendine gafi yok. Lekin adamlar da kararsız barıp sile yaptırırken, sükel yaptırırken, şu taştan sonra yaptırırken, Beşara Saudiye hükümeti şeyke bitti asker koyup maaş verişke mecbur. Bu şiddet bir asker duradı, silemeyler, öpmeyler, sükelmeyler. Ne tamaşa kılıyorlar halas. Dip maaş alır. Çünkü mecbur. Bu mesela insanlar şunu sükele orup sükele orup yiyip de şey verir. Kuybesiz oğullarım geçişedir. Yani Şiyelere göre bu da namaz okuşluk vaciptir. Şiye de okuşluk vacip. Başka da okusa bu meydir. Şiyelere getirmiş ki sizler Umar'da yaman körerdiler eski. Nefret kılardılar eski. Ama Umar'da sebebiyle nazil bugün ayetke kendi emel kılı yapsalar. Allah-u Teala sizlerde batıllilerinizi kösetedir şunu diye kılıp. Şermende kıladır. Ve'ahidina ila İbrahim ve İsmail'e İbrahim ve İsmail'den ahd aldık diye. Allah-u Teala ulanın vaadesini aldı. En tahire beytiye üyümünü pakilesiler dedi. Hani ikide peygamberge Allah-u Teala büyürük veriyor. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Mikelesiyem en büyük peygamberlerden. Beni üyümü pakize tutasılar diye yaptı. Pakilesiler diye yaptı. Taharatige ehemiyet birasılar diye yaptı. Suyuti butler dedi. Müfessirler etedi ki en sahih kavur şu ki mutlaka bütün pakizelik. Butlerden pakileşlik, şirkten küfürden pakileşlik, günahlardan pakileşlik, necasetten pakileşlik, zulüm aziyetlerden, kirliklerden pakileşliktir. Maddi, hakiki ve manevi necasette hemesten pakileşlik. Çünkü Allah-u Teala mutlaka ediyordu. Bu bile bana Mekke müşriklerini ziddiye hüccet kayın böyle yaptı ki ular biz İbrahim Aleyhisselam ve İsmail'in dini demiz. Ular bizi peygamberlerimiz deyişedi. Lakin Kabe'ye 360 de but koyu alışken idi. Peygamberimiz arasında hemen bitti bitti sindirip taşıdılar. Karin Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam ile İsmail'e emir kılıyordu ki butten pakliler. But kirmesin bir yerine yaptı. Lekin Mekke müşrikleri İbrahim Aleyhisselam'a ergeçkenliği dava kıyken halette butke tuldur var işte. Her taraflama bir fakirde buluşluk gerek. Öyle zulüm, hıyanet, başka günahlar bulmasını gerek. Zina bulmasını gerek. Uğurluk bulmasını gerek. Ve hakiki necasetlerden bulmasını gerek bir yerde. Necasetlerden hem başka kirlik, iflaslıklardan hem fakirde tutuşluk gerek. Şimdi pakizelikke kabir meselesi yemkiladı. Bir kabristan bu meslek gerek. Çünkü kabristan kuvasız İmam Azam Ebu Hanife dedi ki kabristan pakimez değil. Ne demek pakimez? Çünkü kömürgen insanların hemesi yem cesedi özgürmeydiken bu muydu? Peygamberlik gerek bu muydu? Peygamberler de cesedi özgürmeydi. Kendi koyulgen bize şimdi duradı. Ama başka insanlar bazılarındaki özgürledi, bazılarındaki özgürmeydi. Özgergenlerde cesedi ne buladı? Yarıladı, titiladı. İçideki neseler çıkardı taşkarıya. Şimdi kalabısı ki uzun uzun bir pakliğe yok aladı. Demek pakliyesiler diyen meseleye bir yerde kabirden ihtiyat kılasılar. Kabir koymasın bir yerge içkin diyen manadır. Kabirde koyuşlukta man kılıyordu Allah-u Teala. Bir yerge hiç kim defin kılınmasın diyen. Nimaga li taifin chunki tavaf qiladiganlar keladi bu yerga. Taifin tavaf qiluvchi uchun mutlaqodir. Ba'zilar aytadiki, tavaf qiluvchilardan maqsad tashqaridan keluvchilar deydi. Ikkalasi ham to'g'ri. Val akifin e'tikofdagilar, e'tikofni bilasizlar.
Yani Şam'dan aldın niyet kılıp kirlerdi. Bir gün meçitte kalışlik. İbadetine ötküzüşlik. Ve tefsirde mukimin dedi. Bazı alimler dedi ki Mekke'de yaşayan insanlar dedi. İkilesi hem doğru. Lekin umumi kiliyatımı taaf kılıcı. Şehirdeki mi taşkardan ki yemi farkı mıydı? Ve etkaf kılıcılar. Mekke'de o şey Kabe'de kılıcılar. Rükû kılıçlar ve secde kılıçlar. Yani namaz okuyduken var. Yukarıda ettik. Ötken ümmetlerine hem bizikiye hoşlayan namaz emir kılıngenidir. Bazı alimler dedi ki oğladı namazı farklıydı. Yok. Bizi namazımızda hoşlayan. Küçüğüne farkı bu mesele. Farkı az. Yani kalın rükû bile secdeni zikir kılıyordu Allah Ta'ala. Namazın farzları köp. Lekin rükû bile secdeni ne için zikir kılıyordu? En mühim amel bu yanı için. Namazda mesela kıyam farz, kıraat farz, rükû ile secde farz bu gendik. Kade farz. Peki fakat rükû ile secdeyi zikir kıldı. En avzal bu gendik ibadet rükû ile secdedir. Çünkü hadiste kiledi ki kulnin Allah'ın en yakın bu gendik haleti secde haletidir. Rükû ise secdenin yarını soplanadı. Ve şurada bana hikmet gibi çıkıyordu ki azı bizi bazı alimlerimiz oylanadı ki Yahud nesanilerde namaz var diyor, rükû yok mu diyken, secde yok mu diyken diye ihtilaflar buladı. Var idi. Yahud nesanilerde rükû ile secde farz kılınken idi. Peki hazır ki ulardı namazıda kıyam var, kıraat var, kade var. Rükû secde yok. Rükû secde kılmıyorlar. Tiket duruşup Tevrat İncil'de okuşadı. Bazen oturuşadı, bazen turuşadı. Şu ibadetler, rükû secde kılmıyorlar. Bana bu ayetle ana ular rahat kılınıyordu. Ularının hıyaneti ortaya çıkarılıyordu. İbrahim aleyhisselam iki. Rükû secde ile namaz okuyan bu ise elbette Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam rükû secde ile namaz okuyan. Namazımızda mahkem bulalım. Namazımızda beyferualık isek Yahud nasranilerinin namazı büzülgendik. Bizdeki en büzülüp gitmedi. Kadın İbrahim aleyhisselam zamanından beri o şeyde tavaf kılıngan, itikaf kılıngan, namaz okulıngan, cemaat bulup. Hazır ki bize amellerimiz yengilikmez bulup. Bütün peygamberlerdi ki ameli. Başka kafirler kime yaptı? Yüzü gürdüler, kafirler. Şunun için kafir de yap bizde. Bu sen bütün peygamberler, bütün ümmetlerini Kabe'ni ziyaret kılıçdikçe büyürgen. Her cümleye keliler degen. Allah'ın üyelerde itikafke büyürgen. Kabe'ni tavaf kılıçdikçe büyürgen. Ve cemaat bulup namaz okudikçe büyürgen. Lekin bu ümmetler peygamberlerin yolundan yüzü güldü. Allah'ın kitablarını terk kılıçdik kafir buldu. Şimdi güç onlardı kafir diye yaptı. Fakat yine bizi peygamberlerine kafir bulmadı. Uzlarını hem peygamberlerine kafir buluştu. Ötken derslerde etip edeyim sizlerce. Akide kitapları da ve hadis kitapları da. Bu kabir meselesi. Yani biz talib ilimlik zamanında oku gelinekemiz olur, lakin itibar verme gelinekemiz. Hacige bargenimizde bir günü bir musafit adam şimdi matafta oturup biz Kabe'nin etrafında Kabe'ye karab zikir kılıp Kur'an okup Kabe'ye karab oturuşturken ibadet bir aksanla uğrayan abbağlı basiyen abbağ sakallı adam ne gelişti de geldi tanıştık kayıttansız falan yerden. Okuyanımızda okuyanımız, kaçta okuyansız falan yerde. Kendin sizden savaş sorayım ben. Cevap verirsin mi? Bilirsin mi? Hani ettiğin için bilsek etmemiz. Etedi şu yerde kimi kabri varlıydı? Haramda kimi kabri var? Mertim hazırlar şey yapsın mı? Haramda kabrini mi kıladı? Bir kabristan mı? Bir maçit olsa haram bo'lsa, odamlar bu yerda namoz o'qisa, bu qibla bo'lsa, qanday qilib qabr bo'ladi bu yerda? Sen ana bilmadingiz deydi. Bu yerda Ismoil alayhissalomning qabri bor deydi. Va Hozir onamizning qabri bor bu yerda deydi. Shu hijrda. Tarlovda tagida. O'sha yarim devor bilan to'silgan yerda ichida Ismoildan Hozirning qabri bor bu yerda deydi. Buyuk zotlarning qabri bor. Ya men aytdim o'ylab gapiring bu juda xatarli gapni gapiryapsiz. Sen menga qarab turib yo siz ham vahobiylardanmisiz deydi.
Qarang, botildir aqsi darro vahobiy deyishadi. Aytdim, vahobiylikka nima aloqasi bor uni? Butun mazhablarda joiz emas. Qabristonda namoz o'qishlik, agar bu yerda qabr bo'lsa, namoz o'qishlik joiz bo'lmaydi. U avom edi, u ilmsiz odam edi. Ketdi, shu bilan bizga yaqinlashmadi qaytib. Boshqa kunlarda ham ko'rardi, uni uzoqdan bunday qarab qo'yadi, uzoqdan ketaveradi. Keyin Pokistonda o'qigan bir yigit bordi, anchagina o'qigan, o'zi Saudiyada ham o'qigan. Yoshligida yana Saudiyada tug'ilib katta bo'lgan yigit. Bir kuni shu aytib qoldi. Bu nima tarafda? Rukni Yamoniy bilan Hajar Aswadning o'rtasida 70 ta payg'ambarning qabri bor dedi. Men aytdim, siz bu jahil choldan ham o'tib ketdingiz-ku. Shuncha ilm o'qib. Deb rad qildim. U ham oldiniga meni qattiq rad qildi. Aytdi, bir katta qozi bor dedi. Butun mazhablarni yaxshi biladigan bir katta muftiy bor, shu aytgan dedi. Shuni munozara qildi u bilan. O yigit bilan. Men aytdimki, payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar: La'anallohu al-yahuda wan-nasara ittakhazu qubur anbiya'i masajid. Yahud va nasroniylarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular payg'ambarlarning qabrlarini masjidlar qilib olishdi, deyaptilar. Demakki, qabr bor edi, masjid qilishlik joiz emas, masjidga qabr qo'yishlik joiz emas. Payg'ambarimiz la'natlayaptilar dedim. Jab bu yigit aytdiki, ilmi bor-da, u tortishyapti men bilan. Chunki katta olimlardan eshitgan, ya'ni katta olimlarni ba'zidan eshitgan. Ba'zi katta olimlar bor, shunday tekshirmasdan gapiraveradi. Aytadiki, bu hadis biz ummatga tegishli bo'lgan hadis. Ular o'tgan ummatlar ku, deyapti. Ismoil alayhissalom va boshqa 70 ta payg'ambarlar, ular boshqa payg'ambarlar, ular boshqa shariati bor edi. Balki ularning shariatida joizdir. Men aytdim, yo'q, hadisni ko'rmayapsan, payg'ambarimiz meni ummatimdan kimiki demayaptilar, yahud va nasroniylar deyaptilar. Yahud va nasroniylarda ham qabrni masjid qilishlik yoki masjidni qabr qilishlik harom ediki, payg'ambarimiz ularga la'nat bo'lsin deyaptilar. Agar ularga joiz bo'lgan bo'lsa, Musa alayhissalom joiz degan bo'lsa, Iso alayhissalom joiz degan bo'lsa, payg'ambarimiz la'nat bo'lsin desa, bu joiz emas, zulm bo'ladi bu. Chunki butun payg'ambarlarning gapi bir-ku. Keyin aytdiki, endi Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom zamonida balki bu yer masjid bo'lmagandir. Faqatgina tavof qilingandir, haj umra qilingandir, masjid bo'lmagandir. Baytim, mana Baqara surasida aytayaptiki Alloh taolo: "An tahira baytiya lit-toifina val-akifina var-ruk'i sujud." Meni uyimni tavof qiluvchilar uchun, e'tikofda qoladiganlar uchun, ruku va sajda qiladiganlar uchun pokliklar deyapti-ku. Demak, bu yerda namoz o'qilgan ekan, ruku sajda qilingan ekan, o'sha vaqtda ham namoz o'qilingan payg'ambarimiz, ya'ni Ibrohim alayhissalom va Ismoilni ikkalasiga buyuryapti Alloh taolo. Qarang, "Vahidna ila Ibrohim va Ismoil." Ibrohim va Ismoilga amr qildik, va'dasini oldik, deyapti. Endi ular Allohga va'da berib turib, qanday qilib ular qabrini shu yerga qo'yadi? Keyin hayron bo'lib qoldi u. Chunki dalillar ochiq mana. Yana uning ustiga "Vattahizu min maqom Ibrohim musolla" deyilyapti. Mayli, buni endi ular bizga tegishli desa, lekin avvalo o'qilgan namoz mana va ruk'i sujuddan ochiq bilinib turibdi. Keyin men unga aytdimki, bu aqidani juda xatarli tarafi bor. O'ylab gapiringlar. Siz dedi, mana dalillarni ko'rdingiz, bundan keyin kim bo'lsa rad qiling. Qanchalik katta qozi bo'lsa ham, muftiy bo'lsa ham, alloma bo'lsa ham, mufassir bo'lsa ham rad qiling. Yaxshiyamki Alloh taolo bu dinni o'zi saqlaydi. Bo'lmasam sizlarda bu botil e'tiqodlaringiz yahud nasroniylarga chiqsa, yahud nasroniylar hamma tarafdan buni reklama qilsa, butun musulmonlar bunga ishansa, hozir musulmonlarda ko'pchilikda xabari yo'q bu gapdan. Ka'bada Ismoilning qabri bor ekan, Hojarning qabri bor ekan, 70 ta payg'ambarniki bu tarafda, 30 tasiniki bu tarafda, atrof hammasi qabriston ekan degan aqida yo'q musulmonlarda. Faqat kelganlarni sizlar zaharlayapsizlar. Agar hammaga shu e'tiqod tarqaydigan bo'lsa, butun musulmonlar nima deydi? Biz Ka'baga qarab namoz o'qimayapmiz, qabristonga qarab namoz o'qiyapmiz. Bizning qiblamiz qabriston bo'lib qoladi. Payg'ambarlarning qabristoni bo'lib qoladi. Sizlar insonlarni qabrparastlikka chaqiryapsizlar. Hammani mushrik qilib tashlaysizlar. Yahudlar eshitib qolsa qancha xursand bo'ladi, sizlarga hadya beradi. Peshonalaringizdan o'padi. Dedim, ancha qo'rqdi u. Ya to'g'ri aytasiz dedi, buni rad qilish kerak ekan. Rad qiling, sizga vojib endi.
Yani ehtiyot bo'laylik. Shular masalan ba'zi mashhur kitoblarda kelgan, ba'zi tafsirlarda, ba'zi boshqa mashhur katta shuruhatlarda kelgan, lekin botil bu, Qur'on hadisga xilof. Shuning uchun olmaymiz buni, tuhmat bu payg'ambarlarga. Qarang, bu yerdan qancha masala sobit bo'lyapti. Shuning uchun endi bizning zamonimizda ham masjidlarga qabr qo'yishlik joiz emas. Bizda nima qiladi, bir olim yoki bir avliyo o'lsa, shu masjidga ko'mib qo'yadi. Shu masjidda bu kishi tug'ilgandan beri o'lgunicha imomlik qildi. Hech kimga bermadi imomlikni. Mard imom edi. Hech kim yaqinlashtirmadi. Uni sababli hech kim masjidga ham kela olmadi. Endi shuni masjidga ko'maylik. Bu masjidga ko'mishadi, dom paytirishadi. Yoki bo'lmasam bir avliyo qurgan, shu avliyo qurganlar o'g'illar aytadiki, bu kishini shekka ko'maylik deydi. O'sha yerga ko'mishadi keyin. Qabrparastlik boshlanadi. Yoki bo'lmasam bir qabrning ustiga masjid qurishadi. Bular joiz emas bular. Qabr bilan masjid bir-biridan uzoq bo'lishlik kerak. Shirkka olib boradigan narsa bular. Insoniyatning ichidagi butparastlik, mushriklik qabrparastlikdan boshlangan. Aqida kitoblarida o'qiyasizlar. Butun insoniyatning ichidagi shirk qabrparastlikdan boshlangan. Shuning uchun masjiddan qabr uzoq bo'lishlik kerak. Bir-biriga kirdimi, ummat ishi bitdi. Dunyoda musulmonlarning boshiga kelayotgan musibat mana shu qabrparastlik, ruhparastlikning sababidan kelyapti. Dajjal olimlar, dajjal pirlar musulmonlarni aldab shirkka tushiryapti. Zarar yo'q, bo'laveradi. Biz avliyolarga hurmat ko'rsatyapmiz deb. Qani Allohga shirk keltirishdi, avliyolarga hurmat deb ko'rsatishyapti. Siz tavhidga da'vat qilsangiz, shirk keltiryapsizlar. Shu avliyolar qiyomatda betlariga tupuradi, ruhlari ham aziyatlanyapti. Allohga shirk keltiryapsizlar sizlar desangiz, aytadiki, bular avliyolarni yaxshi ko'rmaydi, avliyolarni yomon ko'radi, avliyolarni dushmani deb sizga tuhmat qilishadi. Mana oyat ochishchasiga aytyapti. Antohira baytiya lit-toifina va la-akifina va ruk'i sujud. Meni uyimni poklanglar deyapti Alloh taolo. Va boshqa yana qiymatli batafsil ma'lumotlar ko'p, lekin hozir muxtasar tafsirimizga shu kifoya qiladi. 126-oyat. Va iz qala Ibrohim robbi ja'al hadza baladan amina varzuq ahlihi minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. قال ومن كفر سأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Va o'shanda Ibrohim aytdiki, ey Robbim, bu shaharni omonlik qilgin, aminan, tinch, xotirjam qilgin va uning ahlini, shu shaharning ahlini mevalardan rizqlantirgin. Kimiki ularning ichidan Allohga va oxirat kuniga, oxirgi kunga iymon keltirgan bo'lsa. Alloh aytdiki, va kofir bo'lgan kishilarga ham ozgina umatti'uhu foydalantiraman. Ularga ham ozgina manfaatlar beraman. Keyin uni o'tning azobiga, jahannamning azobiga majbur qilaman. Va jahannamning azobi qanday ham yomon qaytadigan yer bo'ldi. Suyuti aytibdilar. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْمَكَانَ بَلَدًا آمِنًا ذَا أَمْنٍ. O'shanda İbrahim alayhissalom aytdiki, ey Robbim, bu yerni, bu shaharni aminli, tinch, xotirjam, omonli yer qilgin. وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دُعَاهُ. Alloh taolo uning duosini qabul qildi. فَجَعَلَهُ حَرَمًا. Va bu yerni, Ka'bani harom qildi Alloh taolo. Hurmati yer qildi. لَا يُسْفَكُ فِيهِ دَمُ إِنْسَانٍ. Bu yerda insonning qoni to'kilmaydi, inson o'ldirilmaydi, yarador qilinmaydi. Vala yuzlamu fihi ahadun, va u yerda hech kimga zulm qilinmaydi. Vala yusadu sayduhu, hattoki ovi ovlanmaydi, hayvonlari ham ovlanmaydi. Vala yuxtala xalahu, o'tlari ham olinmaydi, yulinmaydi. Shu darajada tinch qildi Alloh taolo. Qarang, ham insonlar, hayvonlar va daraxtlar ko'katlarigacha Alloh taolo himoya qilyapti. Varzuq ahlahu minas samarati. Bu shaharning ahlini mevalar, hosillardan rizqlantirgin. Wa qad fa'ala bi naqli at-toyfi minash-sham ilayhi. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomning shu duosini qabul qildi. Shomdan bo'lgan tavof qiluvchilarni naql qilishdi. Ya'ni
ko'proq Shomdan borar edi. Avvallar, hozir dunyoda har tarafidan boryapti. Ka'baga borsiz, Makka Madinaga borsiz, hech kitobni o'qimagan, eshitmagan meva chevalarni oziq-ovqatlarni ko'rasiz. Dunyoning har tarafidan keladi. Dunyoda qanday meva, qanday bir nozu ne'mat bo'lsa, hammasi Makka Madinada bor. Va arzon ham yana. Va kana aqfara va dashti biyobonida quruq bo'sh yer edi. Lazar afihi va la ma'a. Hech qanday ekin ham yo'q edi, suv ham yo'q edi. Lekin Alloh taolo qanchalik barakatli qildi. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Shu insonlar ichidan, shaharda yashaydiganlar ichidan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishilarga deb xoslayaptilar. Bu, ya'ni iymon keltirganlar badal bo'lyapti. Badalun min ahlihi. Shaharning ahli degan so'zdan badal. Va khassahum bid-du'a ilahum muvafaqatan li qawlihi la yanal wahdiz zolimin. Ibrohim alayhisalom mu'minlarga duo qilib xosladilar. Kofirlarni, mushriklarni chiqardilar. Nimaga? Alloh taoloning so'ziga muvofiq bo'lsin deb. Alloh taologa aytdiki, "Va min zurriyati", meni zurriyatimdan ham imomlar chiqargin deydi. Alloh taolo aytdiki, "La yanal wahdiz zolimin". Men va'da beraman, seni zurriyatingni imom qilaman deb, lekin bu va'dam zolimlarga bormaydi dedi. Shuning uchun Ibrohim alayhisalom zolimlarning haqqiga yaxshi duo qilmadilar. Qola ta'ala, lekin Alloh taolo aytdiki, Allohning rahmon sifatini qarang. Va arzuqu man kafara, kafir bo'lganlarga ham rizq beraman deyapti Alloh taolo. Saumatti'uhu bit-tashdid va takhfifi fid-dunya bir-rizqi qalilan. Umatti'uhu ya'ni shadda bilan t-da va shaddasiz, tashdidsiz keladi, yengillashtirib. Dunyoda ozgina rizq bilan uni foydalantiraman. Muddati hayotihi, hayotining muddatida. Ya'ni hayotdaligida. Summa adtarruhu وَلْجِيهُ فِي الْآخِرَاتِ اِلَى عَذَابِنَّرْ Ki ahirette onu cehennemlik azabıya mecbur kılaman. فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيسَ Cehennemlik azabıdan kaçken cahaya tapanmıyordu. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ الْمَرْجِعُ هِيَ Ve cehennem kendi hem yaman kaytadigan yer buldu. Kingrah tafsir kısık, Allah Ta'ala yine bir muhim meselene islet yaptı. Başında İbrahim Aleyhisselam dua kıldı. Yani Allah'ın buyruğu bilan bu şehirde kurdular. Uyudu kurdu, abad kıldılar. Şimdi Allah'a dua kıladı ki, Rabbim bana şu şehirde uzun aman kıyın deyordu. Ve ahlini rızklandırın deyordu. Demek ki, yani İbrahim Aleyhisselam iki de duanı kılıyordu. Tinçlik ve bereke. Şu iki de mühim meseleyken bu. Hakikaten hem, İslam rivajlanışlığı için, İslam ahlinin rivajlanışlığı için, hemen sahada, ilmi sahada, iqtisodiy, siyosiy, harbiy sohalarda rivojlanishligini ikkita sharti bor. Tinchlik bo'lishlik kerak, o'zlari va rizqlari keng bo'lishlik kerak. Tinch bo'lmasangiz, pulingiz ko'p bo'lsa ham foydasi yo'q. Qani mana Suriyada urush bo'ldi, qancha millionerlar bor edi? Million-million pullarining hech qanday foydasi yo'q-ku. Majbur qochib ketdi-ku. Yoki tinchlik bo'lsa, mana ba'zi shaharlar bor, tinch, ammo pul yo'q. Yediyon narsa yo'q. Nima qilasiz? Yana siz ilm bilan ibodatdan shug'ullana olmaysiz. Rizqingiz oxtarib har tarafga ketasiz majbur. Ibrohim alayhisalom ikkita duo qilyaptilar. Qarang, tinchlik va rizq so'rayaptilar. Biz ham Ibrohim alayhisalomdan o'rganib shu ikkita narsani so'rashligimiz kerak. Yo Robbiy, bizga tinchlik ber, bizni shaharlarimizga tinchlik ber va rizqimizni ko'paytir deyishligimiz kerak. Shunda ibodatimizda, diniy xizmatlarimizda baraka bo'ladi. Va kofirlar shu narsaga diqqat qilib, bizni tinchimizni buzyapti. Qarang, dunyoda butun janglar, to'polon, fitnalar musulmonlar ichida. Tinchlik yo'q. Tinch yashayapti degan musulmonlar ichida esa qiymatchilik bor. Qancha ishlaysiz? Oylik xarajatingizni yarmiga ham yetmaydi. Qancha ishlaysiz, pul topasiz, qarzdor bo'lib chiqasiz oydan-oyga. Shuning uchun musulmonlarning hayotida baraka yo'q. Dini hizmetler kılışamayaptı, dinini örgenemayaptı, vakti hem yok. Fikri meşgul. Namaz okusayım dünyanın gamıda. Peki canını gamıda, tinçliği yok. Şunun için İbrahim Aleyhisselam bana iki tane sana sordular. İki tane en mühim mesele. Kuray suresi hem kirledi bu. At'amahum min cu'in ve amanahum min havf. Açıydı Allah-u Teala uladı, yedirdi, toydurdu
ve korkudan keyin ularni tinch qildi deyapti Alloh taolo. Eng muhim ikkita masala. Shu ikkita masala uchun kurashishlik kerak. Boshqalarni ham ogohlantiringlar. Musulmonlarning ko'zi ochilsin. Kofirlarning do'mbarasiga o'yinga tushib, o'zini islomiy mamlakatlardagi tinchlikni buzmasin. Va rizq yo'llarini berkitmasin. Minas samarot, qarang, samarot deyapti. Biz mevalar deyapmiz, aslida savakih bo'ladi meva. Minas samarot degani hosillar degani. Savakih bilan samarotda nima farqi bor? Savakih degani faqatgina mevalar. Lekin samarot desangiz, samara desangiz, hosil bo'ladi. Unga meva ham kiradi, bug'doy ham kiradi, paxta ham kiradi. Hamma samarada ular. Hosil bo'lgan narsa. İbrahim Aleyhisselam şunçalik keng bir duanı kıldılar. Meyve çivası hem köp bulsun, buğdayı hem köp bulsun, yani pahtası hem köp bulsun, yani bütün nesel, yiyedigen, içedigen, kiyedigen, işletedigen, bütün neseler bulsundu. Hakikaten bana İbrahim Aleyhisselam'ın duasından biri daim bereketlidir. O zaten yaratılgenden biri bereketli, İbrahim Aleyhisselam'ın duasından ki yine hem bereketli buldu. Şu şehirde içiden minhum diye tıkanın, minhum içlerden Allah'a ve ahiretke iman kirtirgen kişiler diye. Demek İbrahim Aleyhisselam sezdi ki şu uydu kuru yaptılar. İbrahim Aleyhisselam zamanında hemen mumun idi o yerde. Keyinçalik içlerden müşrikler, kafirler çıkardı. Şunun için minhum ulandı içiden kimi ki Allah'a ve ahirge künge iman kirtirgen olsa şularge rızklendirgen dedi. Karim. Mumunlarda hakkıya dua kılar İbrahim Aleyhisselam. Bütün peygamberler mumunlarda hakkıya dua kılar. Mumun bu siz bütün peygamberlerde duası geliyor adı sizce. Adamlar kızıkadı ki peygamberlerde duasını alelik, evliyalar duasını alelik. Peygamberler, evliyalar, ferişlerde duasını alemen siz mumun bulin. Kur'an hadiske mahkem bulin. Eğer Kur'an hadisten uzaklaşsız, kançeli dua alışkı hareket siz faydası yok. İşlerden kafir müşriler çıkarken İbrahim Aleyhisselam mumunlarına hasladılar. Allah Teala ise rahman sıfatını gösterdi. Ve men kefera kafirlerge en fevmettiha ukaliylem az yine onları faydalandıramen diye. Hani mumunlarda bereket eden kafirlerden faydalanıyor. Azı dünyada kafirler hemen mumunlarda bereket eden faydalanıyor. Mumunlarda bereket eden şu dünya turup. Eğer dünyada mumunlar kalmasaydı o şey günü kıyamet buladı. Kafirler yaşamaydı dünyada. Bu dünyanın hayatta turganligi, dünyaning davom etishligini sırrı mu'minlarga bağlı. Dünyada mu'min kişi bor ekan, dünya hayatı davom etadi. Mu'min kişi bitti mi, dünyanın hayatı bitti. Allah aytayapti, dünyada unga ozgina beramanda, keyin uni cehennemning azobiga majbur qilaman deyapti. Dünyada ham xor bo'ladi kofirlar, oxiratda aniq xor bo'lishligi. Va ularni qaytib boryapti yeri qanchalik yomon bo'ldi. Hammamiz Allohga qaytamiz. Lekin qaytadigi yerimiz jannat bo'lsin. Allohni rozi qilishdik, Allohning rizosi bo'lsin. Nimaga o'zimizga o'zimiz Allohning g'azabini, Allohning la'natini sotib olyapmiz? Nimaga jahannam azobini sotib olyapmiz? Nimaga abadiy azob sotib olyapmiz? Jahannamni sotib olishlik, Allohning g'azabini sotib olishlik ahmoqlik emasmi? Dunyodagi eng katta ahmoqlik mana shu-ku. Arzimagan 100 yillik lazzat deb abadiy azob sotib olishlik eng katta ahmoqlikdir. Mana İbrahim Aleyhisselam'ni karin Alloh taolo bizga namuna qilib ko'rsatyapti. İmtihondan boshladi Alloh taolo. İmtihon qildi, İbrahim Aleyhisselam istiqomat qildi, Allohning buyruqlarini bajardi. Qarang, Allohga ibodat qilganligi va itoat qilganligining go'zallik natijalarini ko'ryapti. Alloh taolo İbrahim Aleyhisselam'ni bizga xabar berib, aytayaptiki, sizlar ham İbrahim Aleyhisselam'ga ergashinglar. Unga bergan ne'matlarni sizlarga ham beraman deyapti. Qarang qanchalik izzat. Alloh taolo İbrahim Aleyhisselamga shu darajada izzat beryaptiki, shu vaqtgacha duosi qabul bo'lyapti, qarang. Shu vaqtgacha. Qiyomatgacha duosi qabul bo'ladi. Siz ham İbrahim Aleyhisselamni yo'lidan keting, qiyomatgacha duosi qabul bo'ladigan izzatni beradi Alloh taolo sizga. Hozirgi musulmonlar Allohdan kichkina narsa so'rayapti, Alloh bermayapti. Qarang, kichkina narsa so'rayapmiz. Allah vermeyapti. Nimaga? Çünkü Allah'tan uzak mız? Peygamberler yoldan uzak mız? Allah'a qaytaylik, peygamberler yoluna qaytaylik. İbrahim Aleyhisselam'a o'xshab, ve izi bitala İbrahim Rabbuhu. İbrahim'ni Rabbisi imtihan kıldı. Bi kelimatin kelimelerden. Fe etemmehunne.
İbrahim aleyhisselam mükemmel kılı amel kıldı. Biz de mükemmel kılı amel kılıyız. Allah-u Teala İbrahim aleyhisselam gibi bir nimetleri bize verdi. Allah subhanehu ve teala hemimizin ve dünyadaki bütün müminlerini, bütün peygamberlerine ergeçken, ulardı yoludan çıkmayan hakiki kullarından kısın. Ergeçken, ulardı yoludan çıkmayan hakiki kullarından kısın. Ergeçken, ulardı yoludan çıkmayan hakiki kullarından kısın. Ergeçken, ulardı yoludan çıkmayan hakiki kullarından